Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Rap seslerle ilgili şu an hobi anemde yaptığım son değişikleri bir bildireyim istedim ve şu güzel görüntüyü de bir sizden haberdar edeyim istedim. Red Tail yavrularının içinden böyle burnu kırmızı koyu Red Tail bir tane erkek çıktı. Bir 2-3 gün içinde gördüm bunu. Çok şaşırdım. Acayip de hoşuma gitti. Onu hemen ayrı bir akvaryuma aldım. Ve gene onun gibi değişik olan, kuyrukları kırmızı olan dişileri bu akvaryuma aldım. Farklı bir türü yakalamaya çalışacağız bakalım bunların içinden. Bir tane çok kırmızı olan dişim var aslında ama şu anda arkada. Top shortların nasıl sarısı çıktıysa bunların da böyle bir durumu oluştu. Onları da hemen ayrı akvaryuma aldım. Ayrı bir akvaryumda üretmeye devam edeceğiz onları. Şu kuyruğu koyu kırmızı olan dişimiz bu. 3 tane de dediğim gibi böyle farklı renkli kuyruklu dişi yanına attım. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler bekliyor bizi, ama erkek başlı başına çok güzel bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi kırmızı bir burun. Koyu Red Tail dedim ben ona. Böyle bir tür var mı yok mu bilmiyorum ama uydurdum. Görüntüsü itibariyle öyle göründü benim gözüme. Şimdi yaptığım diğer değişiklikleri bir göstereyim size. Zaten ilk değişiklik oradan başlıyor. Burada fil kulakları vardı hatırlarsanız. Hatta fil kulak yavrularının doğum tarihi bile burada kaldı. Buradaki fil kulakları ve buradaki fil kulaklardan bir miktarını sattım. Ve onları, bu akvaryumları boşalttım. Bütün fil kulakları burada toparladım. Tek bir akvaryumda toparladım. Fil kulakları bir süre artık tek akvaryumda üretmeye devam edeceğiz. Buraya da half blue'lardan 3 erkek 6 dişi half blue koydum bu akvaryuma da. Yani half blue'larımızı 4 akvaryumda üretime devam edeceğiz artık. Red Tail de aynı şekilde 4 akvaryumda. Şimdi zaten tek tek göstereceğim. Burada böyle bir değişim yaptık. Üç erkek, 6 dişi half blue'umuz burada. Bu akvaryumda artık onları üretime devam edeceğiz. Diğer half blue'larımız burada zaten. Buraya da 4 erkek 10 dişi attım diye hatırlıyorum. Onlar da burada yavaş yavaş doğurmaya başlayacaklar. Şurada doğurmaya başladılar. Az sonra geleceğim oraya. Bugün bir tane yavru gördüm. Kendi yavrularımız gene 2-2,5 aylıkken doğurmaya başladılar. Koyu yavrularımız burada büyümeye devam ediyorlar. Yavaş yavaş da renklenmeye başladılar. Şöyle kamera netleyip gösterirse, aynen bakın kuyruğundaki kırmızılığı görebiliyorsunuzdur sanırım. Kaçtı. Evet, şöyleymiş pardon. Gördüğünüz gibi kuyrukları kızarmaya başladı. Bakalım inşallah burada sağ salim bunları büyütüp üretmeye devam edeceğiz. Şimdi buraya konumuzun dışında ama bir tane de kök koydum. Çünkü LDA 16 vatozlar gelecek bu akvaryuma. Böyle ek bilgiyi de vereyim lepsisinin dışında. Dediğimiz gibi diğer half blue domuzluk adaylarımız burada. Red Tail. O kırmızı burnu Red Tail buradan çıktı. İkinci parti yavrulardan da. Red Tail ana damızlıkları ve yeni yavruları bu akvaryumda büyümeye devam ediyorlar. Full bileklerimiz de bu akvaryumda. Asıl büyük damızlıklarımızdan bir tane şu sağlam kaldı. Hatta doğuracak hamile. Ama sonraki parti yavrular şu anda sağlıklı. O bir sevindirici haber benim için. Herhangi bir yamulma yumulma bir sıkıntıları görülmüyor. Yavrular sağlıklı bir şekilde büyüyor. Az önce dediğim gibi fil kulak yavrularımız burada. Bir arkadaşımız abi fil kulaklar senin niye renklenmiyor dedi. Arkadaşlar renklendikçe zaten alıyorlar o renklenenleri. Bana da bu küçükler kalıyor. Şimdi bakalım bunlardan yürüyecek mi? Bunlar da bugün doğurdu aslında. Küçük yavrular görüyordum ben. Şuraları da görmüştüm az önce de. Bulabilirsem size de göstereyim.
Öyle bakınıyorum ama şu anda gözle görünür de yeni yavruyu göremedim. Ha, buradalar. Şurada görüyorsunuz. Yeni doğan yavruyu. Bunlar da doğurdu. Yani bunlar alınırsa vereceğim aslında. Fil kulağı bitirmek bir yandan aklımın ucunda, bir yandan da bitirmek içime el vermiyor. Çünkü en baştan beri bunlarla başlamıştık ama şöyle bir durum var. Ya şimdi ben bunu biliyordum aslında da tam mantıksal açıklamasını da öğrendim. Bu fil kulaklar hibrit türlermiş. Yani hibrit tür ne anlama geliyor? Evet, gördüğüm de o zaten. Böyle 3-4 nesil sonraki yavrular gördüğünüz gibi bakın yamuk yumuk çıkıyorlar. Kulaksız çok fazla yavru çıkıyor. Bir sağlıksız bir durumları var. Bunu da tam öğrenince fil kulağı karşı şeyim çok, yani nasıl diyeyim, hevesim çok kırıldı yani. Red değiller onlara nazaran gayet güzel. Yani bakın ben bunca yavrunun içinden bir tane kulaksız çıktı diyebilirim. Onun da ucunda şeyleri vardı gene. Renkleri vardı ama belki 60-70'e yakın yavru var şu anda hobyhanede böyle büyüyen. Hepsi kulaklı. Yani büyüdükçe kulaklı oluyor. Ama büyüyüp de kulağı olmayan bir tane yavrum oldu sadece. Ona nazaran fil kulağa baktığınız zaman neredeyse %60'ı kulaksız çıkıyordu. Neyse, gelelim Hive Blue'larımızın ilk parti yavruları, pardon, ikinci parti yavrularım burada. Burada da yavrular görmeye başladım ben. Doğum yapmaya başladılar. Bakayım şöyle şuralarda görebilecek miyim? Görebilirsem onların yavrularını da göstereyim size diyeceğim ama bir tane görmüştüm zaten. O da saklanıyordur bir yerler büyük ihtimalle. Bunlar Hive kuyularımızın ikinci parti yavruları. Burada büyümeye başladılar. Şu akvaryuma da buradan ayırdım zaten. Bunlar da burada kalıp üremeye devam edecekler. Asıl ana damızlıklarımız burada. Ana damızlıklarla birlikte ilk parti yavrular burada ve son parti yavrular da gene burada. Bunlar da burada güzel güzel üremeye devam ediyorlar. Artık yavaş yavaş damızlıklarımıza yaşlanmaya başladı. Alttan gelen ama bir sürü yavrusu var. Bu da gayet güzel bir şey. Sonra gelelim top shower'larımız. İki akvaryumda üretime devam ediyorlar. Çok hareketliler. Şurada yatan bir tane erkek var, onu yakaladım, hemen göstereyim. Diğerleri acayip şekilde hareketli gördüğünüz gibi. Bak, kuru yapanlar var. Odaklayıp güzel yakaladık. Ve bunların şurada yem vereceğim diye toplandılar. Yavrular da burada. Bunlar da artık yavaş yavaş doğum yapacak boyuta geldiler. Erkekler iyice renklendi gördüğünüz gibi. Bunların akvaryumunda şöyle yavruların kaçabileceği ortamı oluşturduk. Bunlar da burada üretime devam edecekler. Top shower'larda iki akvaryumdalar. Koylarımız burada. Koylarımız çok az kaldı. Bunlarda da ufak bir sağlık problemi var anladığım kadarıyla. Tek tek öldüler. Ama bunlar da sağ kaldı. Bunların içinde de ama dişi çok az. Artık buradan ürerlerse şansımız ama üremezlerse şurada da büyüttüğüm 19 tane yavrum var. Oradan bu kanı devam ettireceğiz. Bazen böyle istenmeyen aksilikler oluyor. Reddeylerin bir miktarı da burada. Hatta yavrular da büyüdü bakın. Bunlar da doğurdular. Yavrular ortalıkta geziniyor gördüğünüz gibi. Bir 5-6 tane falan yavru görüyorum sürekli. 2 erkek 4 dişi de buraya eklemiştim. L333 vatozlara eşlik etsinler diye. Onlar da buraya alır almaz doğurdular zaten.
Beni sevinirdiler. Swallow Albino Fuletlerimiz çok yavaş ilerleyen bir üretimle burada hayatlarına devam ediyorlar. Daha hala Swallow kanı yavru elde edemedik. Yavrular hep düz çıkıyor. Sabreden dermiş, muradına ermiş mantığıyla ilerliyoruz. Buna oradan bir tane vatoz yavrusu geçti ama ne kadar hızlı geçti. Bunlar da böyle. Red Tail'lerimizin yine ilk akvaryum burasıydı ve son kalan yavrular burada. Ayırmadım. Parça parça diğer akvaryumları hep ayırdım gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha göstereceğim. Bunlar da burada doğurmaya başladı. Bunların da yavrularını görüyordum. Şöyle bir göz gezdirdiğim zaman ortalıkta yavru göremiyorum. Bunlar da Lace 4 tül kuyruk vatozlarla birlikte yaşamlarına devam ediyorlar. Şurada gene top shortların sarı renkli olanları var. Onlar burada üremeye devam ediyorlar. Güzel de çoğalmaya başladılar. Nasıl Red Tail'in koyusunu yakaladıysak top shortlarında sarısını yakaladık. Onlar da böyle ayrı bir akvaryum almıştım zaten. Onlar da burada üremeye devam ediyorlar. Işık çok güçlü geldiği için aynen şunlar sarılıkları belli oldu en azından. Red Tail'lerin de bir miktarı burada. Buraya da 4 dişi 10 erkek attım diye hatırlıyorum. Onlar da burada üremeye devam edecekler. Yan tarafa bir tane küçük akvaryum kurdum kelebek vatozları üretmek için. 4 tane bende var, bir 4 tane daha alacağım. Bununla ilgili detaylı bilgi de vatoz videoda veririm zaten de şöyle ekstradan ufak göstereyim burayı. Ve 3 akvaryumda albino furetlerimiz salına salına yüzüyorlar gayet. Formları her şey yerinde. Sürekli doğuruyorlar. Küçük küçük yavrular var. Onlar da böyle rafyaların içine kaçıp saklanıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar 3 akvaryumda üretime devam ediyoruz. Bir parti verdim bunlardan. Şimdi vermeyi durdurdum çünkü dişlerim azaldı. Biraz doğurup çoğalsınlar. Oradan üretime devam edeceğiz. Az önce gösterdim zaten detayları. Red Tail, koyu, kırmızı burunlu erkeklerimiz ve dişlerimiz burada. Hop hemen bakın çiftleşiyor, çiftleşin gayet güzel. Şu en çok kırmızı olan şu arkadaki kuyruğu dişi. Dediğim gibi full redler, full bileklerde de yeni parti yavrular sağlıklı. Şöyle küçük yavrulara gayet şekiller, şemaller yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor ama büyüklerde sıkıntı var. Ama bu halde bile gördüğünüz gibi yavru aldık, ürüyorlar. Ya bir iç parazit de değil ama ben böyle bir genetiğinde sıkıntı var gibi düşünüyorum. Çünkü balıklar ölmüyor. Böyle dolaşıyorlar. Dediğim gibi iki akvaryumda sorun var. Bir koyilerde, bir de bunlarda. Bu kadar da olacak artık. Ve son olarak Red Tail akvaryumda. Burada iki erkek, 4 dişi attım. Buraya da Super Red vatozları getireceğim. Düz kuyruk. Onu da ekstradan bilgisini vereyim. Bu akvaryumda bir şekil şemal yapacağız ama daha fırsatım olamadı. Lepsesler'deki son durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle koyu Red Tail ile ben bitireyim videoyu. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.